Limanına yaklaşık 3,5 saat önceden geldim. Bisikletin ıvır zıvır işte bagaj işlemlerini falan halledeyim diye. Uçuşa 2 saat kala kontuarı açtılar ama şu an kontuarda inanılmaz bir sıra var. Bu çantalarla, arabayla falan o kontuara girmeyi hayal edemedim bir an. O yüzden biraz böyle sıranın sakinlemesini, boşalmasını bekliyorum. Sonrasında ben de girip işlemlerimi halledeceğim. Şöyle ufak tefek detaylar da vereyim. Şimdi Air Astana ile Almaty'ye uçuyorum. Bir ekstra bagaj hakkı satın aldım. Sanırım 25 kilo, tam ne kadar olduğu söylemiyordu ama yani 25 kilodan fazla olanları da aynı paraydı. Uçuştan 36 saat öncesine kadar alınan bagajlarda bir indirim var. Katarlar uçuyor. O yüzden böyle $35 gibi bir paraya bir ekstra bagaj hakkı aldım. Malum benim yaklaşık bir 65-70 kilo civarında bir ağırlığım var. Sonrasında ise bir de bisiklet için özel ekipman kategorisine giriyor. Onun için de 50 euro istiyorlar. Ama onu havalimanındaki bilet satış noktasından almam gerektiği söylendi. O yüzden onun için önceden bir işlem yapmadım. Yani 50 euro da yaklaşık böyle bir 51-52 dolarlara falan gelecek tahminimce. Hesap yapınca bir 85-90 dolar arası bir ekstra bilet üstüne bir bilet var. Bilet ne kadar diyecek olursanız o da tahmini, bunu söylerken çok üzülüyorum. 6000 lira civarında da bir bilet parası var şu an Almaty'ye. Bakalım onu bir tık daha böyle indirimli bir hale getirmeye çalıştım. Yıl sonunda göreceğim ne kadar indirimli hale geldiğini. Durumlar böyle. Evet, kolileme mevzusu da şöyle yaptım. Zaten dün bisikleti kolilemiştim ama içine ekstradan böyle yok tripod, yok kamp sandalyesiydi vesaireydi. Ufak tefek şeyleri de tepiştirdim boş yerlerine. Sonrasında Sera Stretch aradım ama bulamadım. Öyle bir herhangi bir stretch. Çünkü buradaki çok pahalı. 25'leri o bizim paramıza çevirince bayağı pahalı oluyor. Sonrasında ben de böyle büyük boy çöp poşetleri aldım ve 2-3 kat yapıp onları da bir güzel bantladım. Çantaları o şekilde şimdi organize ettim. Bisikletin de ağzını bir güzel koli bandıyla kapattım. O da yetmezmiş gibi. Çünkü bant bana açıkçası güven vermedi. Böyle daha önce Türkiye'deyken aldığım güzel yük şeyleri var, kayışları vardı. Yarımda taşıdığım. Bir gün elbet bir uçağa yolum düşecek ve bu kolileri onunla güvence altına alırım diye yanımda taşıdım ya da işte başka bir transfer aracında belki ihtiyacımız olur diye aldım. Onlarla da iki taraftan böyle sardım koliyi. Şu an böyle bayağı kaya gibi açılmayacak bir hale geldi. Biraz maratonlu oldu çünkü ben şöyle bir şey yapmamışım uçak için, yani bisiklet için rezervasyon yaptırmayı düşünmüşüm. Öyle olunca böyle bir son dakika krizi çıktı. Yani bir baktılar, aa senin uçağın kalkıyor, ay kalkıyor. Koştur koştur, çünkü havalimanının bir ucunda kontuar var, öteki ucunda da ofis vardı. Koştur koştur biletle birlikte ofise gidip para ödeyip geri döndüm vesaire. Sonra güvenlik kontrolü de yaklaşık bir 20 kişinin önüne geçtim.
sağ olsunlar, hiç zorluk çıkartmadılar. Sonra da böyle havalimanın içinde koşturan bir maliydi yani. Çok büyük bir uçak. Neyse şu an ben hiç kimse uçağın içindeyim. Эй, пока. Evet, şimdik bu alanda bisikleti kurdum. Sallana sallana. Birazcık da havanın aydınlanmasını bekledim. Şu an artık güneş doğdu. Nispeten daha aydınlık ve sürüş için güvenli bir hale geldi. Hatta bir ara yağmur yağıyordu. Yağmur da dindi. Öyle olunca sağ olsun. Şimdi şu abi de kutu ihtiyacı varmış. Bir şeymiş. Kutuyu götürüyor yerlere. Evet, Kazakistan macerası başlıyor. Şimdi buradan hostele gideceğim. Tabii biraz da böyle ağzımı ayıra ayıra gideceğim. Bakalım neler göreceğim. Sabah sabah Almatı havası. Evet, şimdik ben saat 3:20 geçe gibi falan indim uçaktan. Malum ağır ağır hazırlandım, güneşin doğmasını bekledim derken saat 6:30. Şimdi kalacağım yerin yol tarifini aldım. Böyle karşımda karlı, sisli dağlar var. Çılgın. Peki şimdi Kazakistan. Şöyle bir yer, biz nasıl gelebiliyoruz biraz ondan bahsedeyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kazakistan'a 30 gün süreli olarak vizesiz gelebiliyor. Zaten direktman buraya geçme sebeplerinden biri bu, bize derdi yok. 30 günden az kalacağım inşallah. Öyle. Tenge mi? Öyle bir şey var. Tenge olması lazım. Para birimleri. Ve şöyle bir kabaca
havalimanında gördüm. Kahveciden hesap yaptım. Hayat 3 aşağı 5 yukarı muhtemelen Türkiye ile aynı pahalılıkta. Türk parası cinsinden de bakacak olursak 1 lira 26 ya da 260 tenge ediyor. Ama emin olun şu an neyin ne ettiği konusunda hiçbir fikrim yok. Zaman içinde birkaç güne öğreneceğim. Ve bugün Almatı'da ayağımın tozuyla bir tane tanıdık arkadaşla buluşacağım. Onun da kim olduğunu şimdi söylemiyorum. Birkaç dakika sonra öğrenirsiniz. Hadi bay, yola devam. Evet, hostele gelmişim, hatta geçmişim sanırım. Burası böyle bahçeli bir yer. Bahçeli mahçeli bayağı şık duruyor. Buradan bir yol tuttum. Yani yatakhane. Geceliği böyle 125 lira mı 130 lira mı öyle bir şey. Daha önce bahsettiğim o tanıdık bir arkadaşla görüşmeye gidiyorum. Evet, şimdi o bahsettiğim arkadaşımla buluştum. Bakın şimdi kamerayı döndüreceğim ve size ciao diyecek. Ciao. How are you, Mauro? I'm fine. I'm very fine because, as I said, since a lot of months, I met someone who I already know. I met an old friend. And I'm happy to share the a little word with someone who I've already know and with someone who have traveled like me in all these months. Not so common. Also, I'm very happy to see you again after I think 2.5 months maybe. Yes, something like this. From Urmia. From the other side of Asia. Yeah, we can say. Yeah. Thank you so much. And we have also we have shared maps. Yes. From the past, from the future. Map exactly. Of Kyrgyzstan, and not yet. I follow your steps, but opposite way. Yes, great, great. Ya Mauro ile öğle yemeği diye buluştuk. Yemeği yedik ama sonrasında da bayağı bir konuştuk. Yol anıları bize neler kattı, neler götürdü. Başımızdan neler geçti ve böyle güncelleme yaptık. Sonrasında biraz şehrin içinde turladım. Bir exchange office falan aradım. 1 dolar yaklaşık 477 tengre. 1 Türk lirası da 266 tenge gibi bir şey diyormuş. Ya da 26 artık. O kısmı tam şey yapamadım, kavrayamadım. Ama sanırım 26 ya da 260 falan öyle bir şey. Çoklu bir şey. Sonrasında bir tane böyle mahalle pub'ına oturdum. İyice yanıp kara kuru bir hale doğru gittiğim için herkes beni Kazak zannediyor. Kazakça konuşuyorlar, anlamıyorum deyip Türkiye'den geldim diye bahsedince Türkiye deyip böyle bildikleri Türk oyuncu ve futbolcuların isimlerini söylüyorlar. Çok komikler. Bu da böyle bir anım.
Evet, Almatı'daki ikinci günüm. Dün biraz böyle uykusuzluktan zor geçmişti. Şimdi bugünkü planım ilk olarak Almatı'daki Ulusal Kazakistan Müzesi'ne gitmek. Sonrasında da böyle aklımda bir iki yer daha var. Oraları bir ziyaret edeceğim. Bakalım Almatı nasıl bir yermiş. Almatı'da böyle internette gezinirken görüp renkleri falan çok ilgimi çeken, aynı zamanda da ahşaptan olduğunu okuduğum bir katedral vardı. Zenkov Katedrali ya da Yükseliş Katedrali diye geçiyormuş burası. Şimdi oraya geldim ve hakikaten renklere baksanıza, çok çılgın değil mi kubbeleri kendisi? Sarı bir katedral yani. Almatı İpek yolunun ilk duraklarından biri aslında. Çin'den çıktıktan sonra bir kol buradan gidiyor. Öyle olunca buranın bu pazar kültürünü merak etmiştim. Ve bir tane böyle pazarına girdim. Büyük pazarlarından birine. Eski Tebriz'deki bir pazarını göremedim açıkçası. Bu pazara girdim ama yani inanılmaz ağır kokuyor. Şu an böyle bir kasap evin tarafındayım. Muhtemelen buradakiler at eti. Çoğu. Ve inanılmaz ağır kokuyorlar. Öyle böyle değil. Gördüğünüz gibi her şey var. Bitkisi de var. Meyve sebze var. Var yani her şey. Mevcut.
manzara da biraz tepeden baktım. Birkaç kare fotoğraf çektim. Bence böyle tatlış oldu onlar ama buradaki kokudan sonra böyle hep içimden bir şey geçiyorum lan. Atletin denesem mi diye. Abi denemeyeceğim. Son kararım yani, çok kötü kokuyor. O yüzden son kez şöyle bir tepeden göstereyim ve artık pazardan ayrılayım. Değil mi? Şimdi sırada metrolar var. Evet, şimdi bana yakın bir istasyona geldim. Aşağıyı bakalım, nasıl göreceğiz. Gürcistan metrosu gibi, yani Tiflis'teki metro gibi biraz derine doğru iniyor. Ama merdivenler bayağı yavaş. Neden metro istasyonlarını geziyorum? Çünkü yani hepsi değil, birkaç tanesi buradakilerin bayağı böyle farklı metro istasyonları, içindeki dekorasyon olarak onları merak ettiğim için metro istasyonu geziyorum. Biraz da bu metronun yapımı 1988'e dayanıyor. 88'de yapmaya başlamışlar ama 2011'de anca bitirebilmişler. O yüzden biraz böyle Sovyet dokunuşları vesaire var metronun içinde. Ki asıl benim zaten görmek istediğim metro Taşkent metrosu. Oraya gittiğimde de oraya da bir böyle birkaç tane istasyonu özellikle gidip görmek istiyorum. Çünkü inanılmaz saray salonları gibi metro yapmışlar. Bunu gezmek de nereden benim aklıma geldi? Tamamen aslında Tiflis metrosundan. Çünkü Tiflis metrosu da 1966'da yapılmış. Yaklaşık 60 yıllık bir metroydu ve çok derinde. Her bir metro istasyonunda ayrı bir rölyef, ayrı bir dokunuş vardı. Aslında yani böyle kuru kuru bir metro istasyonu değil, daha çok farklı bir alan gibi adamlar düşünüp yapıyorlar metro istasyonlarını. Bizimkilerden bir hayli farklı. Yeah.